Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. Öğrenci arkadaşlarımızın gündemlerini takip ediyoruz. 19 Ekim son gün mutlaka herkes KYK burs ve öğrenim kredisi başvurularını yapsın. Tabii ki daha önceden almamış olanlar ve şu anda hali hazırda alanlar hariç. Başvurular açıklandıktan sonra bazılarınıza öğrenim kredisi, bazılarınıza burs çıkacak. Burslar geri ödemesiz ama öğrenim kredileri geri ödemeli. Ancak onay verirseniz, taahhütname onayı verirseniz hesabınıza paralarınız yatacak. Faiz kalktı merak etmeyin. Öğrenim kredileri ne kadar almışsanız yıllar sonra yani okul bittikten 2 yıl sonra aldığınız süre kadar ödüyorsunuz. Enflasyon oranında küçüldüğü için paralarınız pek bir kıymeti kalmıyor. Faiz kalktı tekrar altını çiziyorum. Tavsiye edilir. Peki gelelim kredi kartı bank kart genç kredi kartı özelliğine. Biliyorsunuz ki KYK paralarımız Ziraat Bankası'ndan çekilecek. Vades hesabımıza yatırılacak. Biz elimizdeki kartımızla bursumuzu çekeceğiz. Geçtiğimiz videolarda anlattım. Bankart Genç çok özellikli bir kart. Öğrencilerin hayatını kolaylaştırıyor. Hiç merak etmeyin. Öyle faizi, ücreti vesairesi yok. Sadece alışverişlerde ve nakit çekimlerindeki faiz oranları var. Şimdi bu videoda isterseniz hemen onlardan bahsedeyim. Bu arada başvuru yaparken eğer daha önceden elinizde bank kartınız varsa zaten gelmeyecek. Merak etmeyin. Hepsini seçmekte de tereddüt etmeyin. Sonrasında zaten istediğinizi açar istediğinizi kapatırsınız. Bank kartınızla ister içindeki paranızla ne kadar bakiyeniz varsa Onunla alışveriş yapabilirsiniz. İsterseniz kredi kartı özelliğiyle ile alışveriş yapabilirsiniz. Kredi kartıyla alışveriş yaptığınızda faiz oranı 2.81 olarak güncellendi. Bunlar çok düşüktü. Geçtiğimiz aylarda 1.36 idi. 2.81'e kadar yükseldi. Dolayısıyla bu ne anlama geliyor? Son ödeme gününde borcunuzu öderseniz bu faiz işlemiyor. Ama son ödeme gününü aşırırsanız işte o zaman 2.81 günlük olarak işlemeye başlıyor. Tabii bu 2.81 aylık oranı her gün için faiz belirleniyor. Peki gecikme faizi o 3.11 yani asgarisini de yatırmadınız geciktiniz 3.11 faiz oranı var. Kart yenileme ücretiniz yok bank kart gençte nakit avans faizi. Şimdi normalde bank kartlarda harçlık avansımız var. Harçlık avansımız hesabımızda para olmasa da alışveriş yapabiliyoruz ve onda faiz yok. Burs yatırıldığında otomatik olarak kesiliyor zaten borcumuza. Ama nakit avans açılırsa kartımızda onun faizi 3. 3.57. Bu da kredi kartımızdan nakit para çekmek. Gidip ATM'den nakit para alabiliyoruz, ama bunun aylık 3.57 faiz oranı var. Eğer nakit avansın gecikme faizini merak ediyorsanız, o daha da yüksek 3.87. Sonradan taksit faizi var 2.81. Peki bu ne anlama geliyor? Bazen yaptığımız alışverişlere sonradan taksitlendirme seçeneği bize sunuluyor. Onlar için kesilen faiz, bir de taksitli nakit avans var. O da 3.57 yine. O da çektiğimiz borç parayı kredi kartından çekileni taksit taksit ödediğimizde her ay için 3.57. Şimdi bakın bunlar güncel güncelleniyor. Son zamanlarda çok sık aralıklarla güncelleniyor. Artmaya devam ediyor yukarıya doğru. Ama özetle hemen toparlayalım. Kredi kartını normal kullanmanızdan hiçbir problem yok. Son ödeme günü öderseniz. Burada dediğim gibi son ödeme gününü geçirirseniz bir de nakit para çek çekerseniz bu faizler var. Bunun altını çiziyorum. Kredi kartıyla KYK öğrenim kredisini karıştırmayın. İkisi çok farklı şeyler. Öğrenim kredisi o başka bir şey zaten. O aldığımız burs paraları. Sonrasında okul bittikten sonra ödenen kısmı. Bu kredi kartı kullanımı bambaşka. Süreç boyunca birlikte olacağız. Bildirmeniz açık olsun. Görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.